Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Risk algısı size aittir. Şimdi tekrardan hayırlı akşamlar. Borsamız şu an kapandı 18.00. İlk önce bir endeks analizi yaptığımızda bugün tarihi zirve olan 8.570 civarlarına çarptı. Saat 5'ten sonra bakın 5'ten sonra bu bölgeye çarptı tarihi zirveye sonra son 15 dakika kala satışlarla aşağı kadar endeksimiz satış yedi. Ama bu tarihi zirveye çarpması orayı zorlaması ve bir tık da üstüne attığını düşünüyorum. Bir tık şöyle evet bir tık da üstüne attı. Bu önümüzdeki günler için iyi. Şimdi trendte para kazanmak istiyorsak, bu da bir eğitim tadında olsun. Biraz şöyle alayım. Trendte para kazanmak istiyorsak hareketli ortalama 5 gün. Bakın 5 günlüğün üstündeyse hiçbir problem yok. Korkacak hiçbir şey yok. Ama bakın 5 günlüğün altında 2 günlük kapanış yaparsa bakın 1 2 ne olmuş? Sonra hangi bölgeye bakalım? 5 günlüğün altında 1 2 ne olmuş? Fiyatlar aşağı. Sadece burada eğitim tadında bir bilgi vereyim dedim. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah fiyatlar burayı da kıracak ve yukarı doğru gidecek. Bugün hacim bir önceki günlere göre biraz azdı. Bu açıdan da biraz daha durum negatif. RSI da şu an aşırı satım bölgesinde 70'in bakın 70'in üstünde. Ha buradan nasıl satılır? RSI eğitim videomu izlerseniz şuradan aşağı keserse satım düşünülür ama bence çok gerek yok satmaya. Yukarı doğru gidecektir. Şimdi kanalımıza yeni izleyenler için kanalımız yeni kurulmuş 1-1,5 aylık bir kanal. Çok kısa sürede sağ olun teveccüh gösteriyorsunuz. 2700 aboneye ulaştık. Ama bu kanalın hakkı bence 100 bin abone. 2014 yılının sonunda hedefim 100 bin aboneye ulaşmak sizlerin de desteğiyle. Neden? Çünkü yapılmayanı yapıyorum. Short videolarımla özellikle short videolarımı da izlerseniz hiç kimsenin söylemediği bilgileri ben paylaşıyorum. Çünkü ne derler? Bilgi paylaştıkça çoğalır ve aynı zamanda milli görüşçü bir insan olduğum için bu tarz yaklaşıyorum. Şimdi bugün biraz daha muhabbet tadında olsun diyorum. Öncelikle yükselmiş tavan olan hisselerimizi ben bir size sayayım. Bay Döner, Panelsan, Ofisyem, Miatek, Yaprak. Sonuncusunu da Yaprak söyledim. Neden Yaprak söyledim? Çünkü biliyorsunuz Yaprak konusunu dün de bahsettim. Bir tane izleyicim bakın Yaprak'ı pazar günü şuradan paylaştım. Alan ortalama %25 bakın 3 günde pazartesi, salı, çarşamba dünle bugün tavan. Bugün de bir %5'i var. 3 günde %25 oldu. Arkadaşın teki şöyle söylemişti. Yaprak hissesi bir kanalda varsa ben o kanalı izlemem deyip negatif enerji yaymıştı. Ben şu an negatif enerji yaymak istemiyorum. Pozitif enerji. Şimdi bu bölgelerden bana yaprağı da çok soran oldu takipçilerden. Bu bölgelerden de çok alan oldu. Alanlar için kutlu olsun parası. Ben alamadım. Nakitim yoktu. Ama alanlar şu an kazanıyor. Ha, yarın da bu bölgeden yukarı atarsa bakın Bollinger bantlarının çok yukarısına gelmiş. Tamam. Trend gidiyor ama bir tavan daha açarsa tavandan satarım. Aşağıdan almaya gene bölgelerden çalışırım. Çünkü çok kısa sürede bakın 2-3 günde %25 yapmış. Yeter yani. 3 günde %25'i kimse kimseye vermez. Biz burada bu kadar güzel paylaşıyoruz. Adamlar boş boş konuşuyor. Ama çok güzel destekler aldım. Çok teşekkür ederim. Gece sabahlara kadar çalıştığım oluyor. 12'ler 1'lere kadar çalıştığım oluyor. Gündüz zaten ekran başındayım. O kadar emek sarf ediyorum. Ama bu tarz insanlar bizim enerjimizi alamaz. Çok da güzel destekler geldi. Çok sağ olun. Şimdi tavan olan hisselerimizde Akme'ye bugün tavan olmasa da çok güzel bir atak sergiledi. Bakalım Akme GY. Bu şirketi de nerelerde söylemiştim. Şurada kırınca şu bölgelerde söylemiştim. O da harika gitti. Bakın Akme GY'de portföyümüzde. Şimdi yükselme potansiyeli olan çok harika bir şirket söyleyeceğim. Ege Pro. Ege Pro hissesi bugün tavan oldu. Dün gece 12'ye ortalama kadar bu hisseyi ben çalıştım. Bu hisseyi keşfettim bakın. Bu hisseyi keşfettim ben. Sonrasında bugün de tavan oldu. Niye? Niye tavan oldu? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kere vurmuş. 7 kere vurup kıramadığı 169'u bugün tabi borsadaki rallinin de desteğiyle çok güzel kırdı. Şimdi 7 kere vurmuş 8. de
Tabii ki kırabilir. Bugün hacim de vardı. Ben baktım burada gösterdim. Bütün teknik göstergeler, bakın şu bölgede artık bizi izleyenler biliyor. Hepsi harika gözüküyor. Şimdi bu şirket şu bölgeye bakın. Şu bölgede Ağustos'tan beri 6 aydır bu bölgede 6 aydır kıramadığı için artık hareketlerin bakın. Şurada bu bölgede de bir 5-6 ay oyalanmış. Sonrasında ne olmuş? Bakın. Bakın 55'ten 167'lere gitmiş. Yani 3 kat artmış. Ne kadar da zaman olarak Mayıs'tan Ağustos'a kadar Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 3 ayda 3 kat. Yani bundan sonra da şirketin bakın düşse bile buralardan düşse bile buralara vuracaktır. Buralardan vurup da buralarda bir alıcılı mu denk getirirseniz harika olur. Yarın tavan açabilir. %5-6 açabilir. %5-6 açarsa da bence kademeyle bir kademe alınabilir. Sonra düşerse de buralardan da bir kademe alınırsa harika olur. Ben bunun aşağılara düşeceğini çok zannetmiyorum. Ama burası borsa. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece ciddi emeklerimi burada sizlerle paylaşıyorum. Ben milliyetçi adamım. Herkes kazansın. Para paylaştıkça, bilgi paylaştıkça çoğalır. Memleketim kazansın, insanım kazansın. Niye kazanmasın? Ne gelirse fakirlikten geliyor. Şimdi son 7 günde hisseyi kimler almış? Bakıyorum. Info Yatırım, Akif. Şimdi bir aracı kurumun bunu en çok toplaması açıkçası güzel. Ak Yatırım, Halk, Citibank, yabancılar da toplamış. Şimdi toplamda Denizbank, bakın. Denizbank, Deniz Yatırım. %56'sını şirketin sahip Piramit, İş Bankası, Ziraat çoğunu toplamış. Şirket şu an güzel yerde gözüküyor. Ege profili temel analize baktığımızda PK12 bir tık pahalı. PDD dersinden bence ucuz 5,5. 7'ye kadar bence ucuz. İzmir Çiğli'de kuruluyor 1981'de. Her nevi plastik, boru ve yedek parçalarıyla her türlü profilleri plastik eşya imali ve satımı. 81 milyon sermaye. Bakın 945 milyon kar. 15-13 katı kadar ortalama karı var sermayesinin. Harika. Bizim stratejimize uyan muhteşem bir şirket. %50 ortalama karını artırmış. Sermayesinin 10 katı olsa 830 katı ortalama karı var. Halka açıklığı sadece %12. Bu şirket gitmeyecek de hangi şirket gidecek? Bu şirketi aldığın zaman düşüşlere aldanma. Buralara artık çok fazla düşeceğini sanmıyorum. Çok çok büyük oranda şu bölgeye düşeceğini ben sanmıyorum. Çok çok büyük oranda artık bu şirketi götüreceklerdir. Hakkı çok daha yukarıları. Bir tık dediğim gibi PDD dersinden bir tık pahalı ama Ferrari'yi ucuz alamazsın. Her zaman söylüyorum. Bizi izleyenler de biliyor. Bu şirketi kenara yazın. Paranız olduğu zaman bence değerlendirin diyorum. Ama tabii ki son karar sizin. Şimdi bir tane hisse söylemiştim gitmeyen. Gitmeyen hissemize bakalım. Lider Factoring. Lider Factoring harika bir şirket. Factoring değil galiba. Bir dakika dur bakalım. Bir tane var. Evet, Lider Turizm. Ben Lider Turizm'den bahsediyorum. İnternetimizde hızlı çalışırsa çok güzel olacak. Şimdi lideri söylemiştim gitmedi. PK10, PDD 6. Şirket bir tık PDD açısından araç kiralama şirketi. Lider Turizm. Bakın 66 milyon sermaye, 745 milyon kar, 12 katı ortalama kar var ve 10 kat desen 600 2'de 30 katı ortalama karı var. %30'u halka açık. Tam bizim stratejimize uyan harika bir şirket. Ben bu şirketi şu nerelerde söyledim. Tahminim şu bölgelerde söyledim. Çıktı aşağı indi ama şimdi çok güzel bir yerde yarın bakın strateji şu. Şöyle bir yükselen trend çizdiğimizde çok güzel noktada yarın bu şurada bu mumun üstüne kapatırsa şöyle alıcılar gelmeye başlarsa şu bölgeden alınır. Tekrar 62'den alınır. Neden? Çünkü yutan mum oluyor. Yutan mumlardan sonra bakın neler oluyor. Birinci videomu, teknik analiz birinci videomu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bunlar birbirine bir zincirleme halka. Bunları izlersen başarılı olursun. Şimdi buradan yukarıda açılışlar yaparsa buradan alırım. Yukarı oynarım. Bakın yükseliş trendi. Dip, tepe, dip, tepe. Bakın burada bir dip oluşursa harika olur. Ama 20 günlüğün bakın burası 20 günlük. 20 günlük çok ana bir destektir. Buralarda da bir alıcılı mumlar, yutan mumlar. Bakın yutan mum olmadan çok alım yapmayın. Yutan mumlar olursa harika bir şey olur. Sonra fiyatlar yukarı doğru gider. Ben yarın bu şirketin buralardan aşağı düşeceğini çok sanmıyorum ama burası borsa. Dediğim gibi 62'lerde falan saatlik kapanışlar görürseniz alınabilir diye düşünüyorum. Şirket güzel. Ha aşağılara düşse bile yine aşağıdan toparlayıp bu şirkette yukarı gider. Şirketin bakın potansiyele bakın. Şu bölgeye bakın.
şu bölgeye bakın. Tabii düşüşlerde de hızlı oluyor. Onu da göz önünde alalım ama karı temel analiz olarak karı falan çok güzel. Araç zaten araç alımları bayağı durdu. Kiralama şirketleri o yüzden çok çok güzel yerlere geldi. Şimdi sadece bir sohbet ve eğitim tadında Hatsan benim çok diplerde söylediğim, şuralarda söylediğim hisse. Alan çok ciddi para kazandı. Bu senenin hissesi dediğim hisselerden bir tanesi. Ama dün söylediğim ne? Bollinger Bandı'nın bakın 2-1-2 3. gün üstüne çıkmış. 3. gün üstüne çıktıysa şuralardan artık sat. Bana dün biri yazdı, hocam ne yapalım, Hatsan'ı aldık, çok güzel para kazandık, Allah razı olsun. Ama ne yapayım? Şimdi bu bölgelerde çok kısa sürede %30-40, bakın 3 günde 4 günde %30-40 bulduğun zaman satarsın. Bollinger Bandı çok önemli. Üstüne kapatırsa aşağıdan almaya çalışırsın. Şuradan satan şimdi düşüyor. Bakın bunun düşüşü gene gelebilir. Düşerlerse şuralardan sattıysan diyelim ki şu bölgeden tepki veriyor. Tepki vermeye başlayınca al. Nerelerden tepki vermeni bilemezsin. O yüzden teknik analiz eğitim serimi izlersen oradan da kendini geliştirirsin. Ama bu buralardan açıkçası satanlar aşağıdan toplayacak. Babalar, işi bilenler bunu yapıyor. Sen de işi bil, paranı çok kazan. Şirket sağlam. Şimdi Cates. Cates'te söylediğim hisse. Bakın Cates'te dünya para kazandılar. Herkes buna kendimi de koyuyorum. Bu bölgeden Cates'i söyledim. 43 lira. Cates ne oldu? 90 lira. %100. Yani bunu emin olun baba oğluna yapmıyor bu devirde. Devir çok kötü. Şimdi ben burada şimdi Yutan Mum olmuş. Bakın Yutan Mum çok çok önemli. Burada zaten tarihi zirvesine vurmuş. Tarihi zirvede satarsın. Bu bölgeleri konuşmuştuk. Ben tekrar konuşayım. Eğitim tanım. Bir şirket tarihi zirvesine burada satarsın. Buradan aldıysan şurada artık sat. Sat. Ha aşağı döner. Tekrar veya yukarıda 2-3 gün kapanış yaparsa gene al. Ama burayı bir kırsın. Bak ne oldu? Bugün taban yedi ise. Ne oldu? Yutanım oldu. Bundan sonra birkaç gün hareketler muhtemelen büyük oranda, bilmiyoruz geleceği, büyük oranda aşağı doğru dönecektir. Ondan sonra böyle bir fincan kurt formasyonu yapıp fiyatlar yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama şuradan aldıysan artık bu bölgeden vedalaşabilirsin. Söylediğim hisse olduğu için arkasında durmak istiyorum ama zaten ciddi kazananlar ciddi kazandı. Ama ben nereden satacağım diyorsan en yüksek kar alım noktası diye bir tane videom var. Bakın ben bunları öğrenmek için çok büyük emekler, paralar, zamanlar harcadım. Ama burada kanalımda bedavaya bunu söylüyorum. Siz burada bedavaya açıkçası yararlanın. Sorun değil benim için. Ben paylaşımcı bir adamım. Şimdi size gene sohbet tadında inanılmaz bir şeyden bahsedeceğim. Yani ben inanılmaz bir şey diyorum çünkü artık hisse mi şirket mi ne diyeceğimi şaşırıyorum. Tetamat gıda, Tetamat gıda. Okunuşu da çok zor. Bakın. Küçük sermayeli şirketleri alın, unutun diyor. Kim diyor? Üstad Borsacı Dede. Allah razı olsun ondan. Bana göre Allah razı olsun çünkü adam vizyon katıyor. Gelin bakayım fiyatlar neymiş? Geçen sene derken 6 ay önce Haziran ayında 207 lira bakın. Haziran ayında 207 lira. Şu an Ocak ayındayız. Bakın. Şu an kaç lira? 8055 lira. Kaç kat yapıyor? 6 ayda. Bakın burayı iyi dinleyin. Borsacı dede ile dalga geçiyor millet. Borsanın B'sinden anlamayanlar konuşuyor. Hocam sen 30 sene önce mi aldın? Ben de paylaşıyorum Borsacı dedenin videolarını. Adam diyor ki sen 30 sene önce mi aldın hocam? Kardeşim bilmiyorsan adamı kötüleme. Adam burada millete bir şeyler elinden geldiğince yapmak istiyor. İyi niyetiyle yapmak istiyor. Niyet iyi. Önemli olan niyet iyi. Anlatabiliyor muyum? 207'den alsaydın 6 ay önce şu an 8000. 40 kat pardon 10 kat yapsa 2000. 20 kat 100 kat yapsa 20 bin. Burada 8000 olduğunu 10 kat yapsa 2000. Doğru. 40 kat yapsa 8000 doğru. 40 kat şu an hisse 60. Artmış 6 ayda. Hisse 40 kat 60. 1 milyon yatırsaydın şu an 40 milyon paran olurdu. Bütün geleceğin kurtulurdu. Veya ne bileyim ya 100 bin lira yatır yani. 100 bin lira yatırsan 6 ayda 4 milyon paran olurdu. Ben neden paylaşıyorum? Bu tarz durumlar var. Küçük sermayeli şirket
Lerden bence şirket batmadıysa korkmaya gerek yok. Hadi bakalım temel analizine. Şimdi tetemat gıda. Şimdi ha bu nasıl gidiyor? Ne oluyor? Bir bakalım bakalım. FK AD PTDD AD yazmış. Yani şirket şu an zararda. 2009 yılında kurulmuş kuru gıda üretimi. Bakın 1.1 milyon sermayesi var şirketin. Şirket zarar açıklıyor. Öz kaynağı 3 katı, şirket sermayesinin 4 katı. Zarar açıklamasına rağmen şirketin gittiği yere bakın. Yani dediğim gibi küçük paraları alıp unutulabilir. Şirket zarar açıklasın. Bir de bu şirket kar açıkladığını düşünün. Kim bilir ne olur. Piyasada lotu da çok değil. %44'ü şirketin halka açık. Dediğim gibi 40 kat. 6 ayda 40 kat. Ben sadece paylaşıyorum. Bir şirket daha söyleyeyim size. 2 tane şirket. Bakın. Poltek. Poltek'i yani sadece hadi diyelim Temmuz ayında 2700'den alan şu an 20 bin lira. Ortalama dediğim gibi yani 9 kat. 9 kat artmış. 6 Temmuz 6 değil 5 ay. 5 ayda 9 kat artmış. Ya bu nasıl artıyor? Nasıl oluyor? Bakın. Teknik analizi iyi bilirsen şuralardan al, şu bölgeden sat. Sonra bir daha alsan zaten 9 değil 18 kat, 20 kat bir şirketten para kazanırsın. O yüzden de alın videolarımı izle. Gel bakalım politik alım satım teknik analiz videolarımı izle. Bakalım gel Poltek. Nasıl olmuş bu iş? Şimdi fiyatlar ya inanılmaz yani adam söylüyor da millet inanmıyor. Şimdi büyükse şimdi bunları gördüğün zaman ben açıkçası BIST 100 şirketlerine hemen hemen hiç yatırım yapmıyorum. Tabii sizi de belki etkiliyorum ama doğru olan inanın bu küçük sermayeli şirketler. Bakın burada gene FKPDD yazmıyor ama şirket karlı. Bakmıştım çünkü incelemiştim. Tuzla'da yüzey işlem kimyasal malzemeleri üretimi. 3.8 milyon sermaye, 45 milyon kar. Bakın 4 olsa 11, ortalama 11-12 katı sermayesinin karı var. Ve 4 olsa 180-45 katı mı yapıyor? Yani 40-45 katı da sermayesinin öz varlığı var şirketin. %19'u halka açık. Bizim stratejimize uyuyor mu? Harika şekilde uyuyor. Bakın fiyatlar nereden nereye gelmiş. İnanılmaz bir olay. İnanılmaz bir şey. Sadece bu muhabbet tadında. Hani olmuyor. Ya bu adam sallıyor. Veya işte atıyorum. Gündoğdu borsa sallıyor. 30 kat 40. Yani bunlar şaka değil. Bunlar gerçek. Tabii ki her şirket böyle gitmiyor. Ama sen de riskini böl. Uyanık ol. Riskini böl. Gel bakalım Çin Beton'a. Çin Beton'u neden açtım? Burada Çin Beton'u çok pardon alası. Bak. Haziran ayında 477 liradan alan şimdi olmuş 2500 lira. 2600 olduğunu düşün. 10 kat değil. 8 ne dedik? Pardon 400 lira desen 6 kat. 6 kere 4 24. 6 kat olmuş. 6 ayda 6 kat. Düşüşlerde gene al sat yapabilsen becerin varsa eğer şu bölgelerde satarsın. Bollinger bandı bak hacim falan. Satarsın alırsın. 6 katı 12 kat yaparsın. Bu tarz bu şirket de bunlara benzeyen şirket. Çin Beton zaten bizim radarımızda. Bunu kaç kere ben söyledim. Bakın Çin Beton'a da bakalım. Videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Başınızı artmayın. Şimdi PDD'de AD gene çok yazmamış. 85 yılında kurulmuş İzmir'de şirket. 1.8 milyon sermaye bakın. 27 milyon kar, 95 milyon öz kaynak. Halka açıklık oranı %49. Sizce bu şirket bir önceki, iki önceki gösterdiğim şirkete benziyor mu, benzemiyor mu? Kararı siz verin. Son karar sizindir. Bu şirket kar getirmeye başlarsa, şirket 1-2 sene içinde çok ciddi yukarılara gitme potansiyeli var. Ama kar açıklarsa, bilanço sezonu geldi. Bu şirketi bence bir bakın, gözlemleyin derim. Bunu da hiç kimse kimseye söylemez. Sadece Gündoğdu Borsa iyi niyetiyle sizlere söyler. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.